Gerçekleri öğrenelim. Maskeler düşsün ve gerçekten akla kara ortaya çıksın. Eğinin ardı ardına yaptığı bu çok ilginç açıklamalar Aksu'ya zor dakikalar yaşattı. Yani böyle, şimdi size cevap verdiğim andan itibaren o çok istediğiniz tartışma ortamı gerçekleşecek. Şimdi benim böyle bir gücüm olduğundan ve herkesi susturduğumdan söz ediyorsunuz. Bunu bana sormamanız gerekiyor. 32 yıllık bir ilişkim var. Polemik yaratma artık. Hayır, polemik değil. Siz polemik benimle değil. İlgili lütfen düşündüklerinizi yazınız. Ben zaten yazabiliyorum söyleyiniz. Sezen Hanım. Sizin gibi genç insan tabii ki Sezen çok. Sezen Hanım, ben sizin yanınıza gelmeyen tek gazeteciyim. Sezen Hanım, ben sizin yanınıza gelmeyen tek şimdi gazeteciyim. Dolayısıyla da yazarım ben bunu. Oray Eğin sadece Sezen Aksu ile ilgili değil, gazetecilerle ilgili açıklamalar da yaptı peşi sıra. Medyayla neredeyse sıfır ilişki noktasındayım. Yapmayın canım, sıfır ilişki olmadığınızı biliyoruz. Bir gözden geçirmek gerekiyor. Medyayla sıfır ilişkide olmadığınızı biliyoruz. Basın patronlarıyla yakın dostluğunuz var. Genel yayın yönetmen ama yani neyse, bunlara girmeyelim. Bundan nasıl bir paye ve ayrıcalık beklediğinizi de anlamış değilim. Ben bir canavar olmadığıma göre benim yanıma gelmek sizi zarar verebilecek herhangi bir şey değil. Ya sizin gazeteniz var sayılır Sezen Hanım. Yarışmanın başından bu yana yaptığı çıkışlarla pek çok kişiyi pes ettiren Oray Eğin dün gece adeta bir tabuyu daha yıktı ve Sezen Aksu'yu da pes ettirdi. Hiç kimse ne basında ne de müzik dünyasında, müzik dünyasında belki sizin gücünüzden gelip sizden beste almaya muhtaç olduklarından, çünkü siz bir hit makinasınız, ondan dolayı basında yıllar süren ilişkileriniz, dostluklarınızda belki saygıdan, ne basında sizin hakkınızda bir şey yazabiliyorlar ne de müzisyenler ağzını açabiliyorlar. Bu korkuyu bence insanların üzerinden biraz kaldırırsanız, herkes her istediğini söyler, siz de doğruları söylersiniz ve böylece herkes aydınlanır. Tek istediğim bu. Sezen Aksu en sonunda telefonu kapatmak zorunda kaldı. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sezen Hanım, iyi akşamlar. Peki, teşekkür ederim.